Arkadaşlar yanımda çok muhteşem, yakışıklı bir insan var. Boyunu uzattık ve hikayemizi bitirmiş olduk. Ya farklı insan ya. Boy kaç ve kaç oldu şu an? 1.73.2 idim. Şu an 1.82.3 oldum. 9.1 santim yaptım. Abi muhteşem şey. Evet abi çok güzel oldu. Resmi de gördük. Nasıl bir duygu? Onu bir anlatsana bana. Ben bugün, hani tamam uzatma yaptığınız zaman içerisinde uzadığını hissediyorsunuz. Özellikle 5-6 santimden sonra hani bir farklılık oluyor vücudunuzda. Bugün dedim ki ben uzamışım. Yani ve başarmanın da vermiş olduğu bir haz var. Abi çok güzel, farklı bir tecrübe. Yani 3 ay yani zorluklarla geçiyor ama bunun da işte hedeflerinize ulaşarak bitiriyorsun ya, o duygu, o çok o müthiş bir duygu. Zaten üzülüyorsun, onun vermiş olduğu bir fiziksel anlamda bir şey var, tatminlik var ama bir de bir şeyi başarmış olmanın vermiş olduğu huzur var abi. Yani ne diyebilirim ki, müteşekkirim yani. Öncelikle size, ekibinize, daha sonra yani insan gurur duyuyor ya böyle bir şey. Yani ben çok ama çok mutluyum yani böyle bir sürecin içine girdiğim için. Değişik bir duygu abi, çok yani çok duygusal bir an yani bu çok müthiş bir duygu ya. Bir de şöyle bir şey var kardeşim, sen dünyanın neresine gidersen git artık uzun boylu bir adamsın. Evet. Peki sen şu Amerikan boy ortalamasının üstündesin. Evet abi, Amerika'da 5-10 yani yaklaşık 1.78-1.79 civarı ortalama. Ben ortalamanın 3-4 santim üstünde. Hatta ayakkabıyla 6-1 yani 1.85-1 diyebilirim artık. Şimdi şunu sormak istiyorum. Sen bekarsın. Bekarım. Evli değilsin. Değil. Şimdi bir kadınla tanıştığında, şimdi bir erkek olarak merak ediyorum. Hani 1.73 demek var. Çok farklı. 1.82 demek var. Çok farklı. Abi nasıl bir duygu aslında? Abi çok farklı bir duygu. O yani tarif edilemez. İkili insan ilişkilerinde de çok önemli. Yani daha fazla ciddiye alındığınızı yani hissedeceğiniz bir süreç olacak. Bu özellikle bir ilişkilerinde olacak. İş hayatında uzun boylu olmanın avantajları çok yüksek. Sosyal hayatta o bize bir özgüven veriyor, karşı tarafa bir güven veriyor. Yani siz uzun boylu olmanın karşı tarafa bir güverdiği güven var ister istemez. Bu müthiş bir duygu. Yani tabii özgüvenli olacağını adım gibi biliyorum. Yani şu an senin böyle bir takım elbise değil. Böyle bir trench coat, hani ben bilmiyorum. Toplumun vermiş olduğu bir baskıdan dolayı işte erkekler kadınlar için kendini uzatıyor. Onu yapacağınıza özgüveninizi biraz daha boost edin. Yani hani özgüveninizi kaşlayın. Niye boyunu uzatıyorsunuz? Niye bir insan kendini bunu yapar ki? Kemiklerini kırdırır ki? Diye bir yorum var. Bunu sen nasıl yorumluyorsun? Kısa boyu hissetmedim ben kendimi. Yani 1.73 ayakkabıyla 1.75-1.76 oluyordu. Türkiye'nin gayet ortalama bir boyu bu. Ama ben hep merak ettim. Yani 1.80 olsaydı nasıl olurdu? Bu bir daha çok meraktı yani. Bir özgüven eksikliğinden ziyade daha da iyi olabilirim aslında gibi bir şey. Bu kesinlikle ben bunu denemek istedim, yapmak istedim ve yaptım. Özgüven yani problemi evet aşmanın birçok yolu var. Psikolojik anlamda destek alabilirsiniz. Bu köşenin önemli ama kısa boyu olmanın yani kısa boylu olduğunuz için ameliyat yapmaya karar verdiğinizde bu sizi niye olumsuz bir noktaya sürüklesin ki? Yani bu tamamen kendinizi nasıl hissettiğinizde, nasıl hissettiğinizle alakalı bir durum. Ben öyle düşünmüyorum. Yani özgüven olayını ameliyatla halledebiliyorsanız bu da bir yöntem. Yani sonuçta evet, psikoloğa gitmek de bir yöntem ama ameliyatla da çözüm bir yöntem. Ben aynı şekilde fikirde değilim. Ben de şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi bu ameliyatlar biliyorsun ucuz ameliyatlar değil. Zeki. İşte çok büyük bir ameliyat, komplikasyon hesaplamak lazım. Bir hizmet var burada, 55 kişi özellikle burada çalışıyor boy uzatma için. Ben de şimdi şunu düşünüyorum. Abi bu ameliyatı olan adamların cebinde para var. Şimdi bu parayı nasıl kazandılar? Demek ki bunlar özgüvenliymiş. İşlerinde başarılıymış. Bravo. Ki para biriktirip kazanabildiler. Şimdi bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bu ameliyatı yapan insanlar böyle hani aşağılık kompleksi veya bir kadın için değil de daha çok kendisine dediği gibi bir hayal, hani merak, hayal, işte ben böyle bir imkan var, neden boyumu evet uzun bir erkek olarak yaşamayayım gibi değil mi? Hem o, ben hatta şunu da söyleyeyim, bence özgüveni olmayan bir insan bu ameliyatı yapamaz. Bak çok önemli bir şey. Bunu özellikle 3 ayın sonunda çok daha idrak ettim. Savaşçı olamayan bir insan bu ameliyatı yapamaz ve bu ameliyattan başlasın. Çünkü arkadaşlar 3-4 santimde bırakıp gidenleri gördüm ben burada. Çünkü yapamadı adam. Yani beceremedi, çünkü savaşçı değildi, özgüveni yoktu. Yani bu ameliyatta onu şunu fark ettim, ben videoda izlerken de görüyordum. Mental sağlık o kadar önemli ki, ama bu mental sağlık ne diyordum ya. Sonuçta fiziksel anlamda bir ameliyat geçiriyorsun. Fiziğin, işte bağışıklığı ne kadar güçlüyse, vücudu ne kadar iyiyse o kadar iyi bir süreç olur. Yok abi öyle bir şey yok. Tamam, vücudu tabii ki bağışıklığı önemli, fiziksel anlamda güç çok önemli. Ama günün sonunda
şu kafadaki psikolojin ne kadar güçlü, sen mental olarak ne kadar güçlü bir adamsın. Ben o yüzden Lyon'u da çok güçlü buluyorum bu arada. Mental anlamda çok güçlü bir çocuk. Çok da güzel bir boyu var. Siz aynı beraber başladık, beraber bitirdik. Dediğin gibi yani maddi anlamda belli bir altyapı, belli bir güç, işte ya bu bir cesaret işi ya. Yani özgüvenli olmayan bir insan, tekrar söylüyorum, bu işe giremez. Girmemeli zaten. Ben buradan da söylüyorum yani, gerçekten özgüven probleminiz varsa bu süreçte başarısız olursunuz. Kararlı olmanız lazım. Yani gerçekten benim mesela dediğim gibi kısa boy kompleksim hiç olmadığı halde ben yapmak istedim ve yaptım. Süreçte sırf kendime rezil olmamak için, sırf ulan yaptı da beceremedi, kendime dememek için ben bu süreç sonuna kadar götürdüm. Ağrılarım olmadı mı? Tabii ki oldu. Çok zorlandığım zamanlarım oldu benim. Gerçekten mental anlamda down oldum. Bittiğim noktalar oldu. Ama her defasında ben savaşçıyım dedim. Yani ben bu işi elime yüzüme ulaştırmayacağım. Hatta verdiğim parayı da geçtim. Yani bu benim hayatımda en büyük kazık olur. Kendime attığım bir kazık olur diye ben kendi mental sağlığımı zorladım ve çok şükür süreci başarıyı tamamladım. 9 istiyordum hep. Çünkü 10 yapmak istemedim. Yani en başta 10 düşünüyordum ama daha sonra 10 santim yapmanın iyileşme sürecini erteleyeceğini, iyileşme sürecini uzatacağını düşündüğüm için yapmak istemedim. 9 istedim ve 9 yaptım. Buradan ben çıkarken 10 kilo vermiş bir şekilde, yağlardan verdim arkadaşlar. Kaslarım, kas gücüm, hatta kas kilom hala yerinde. 10 kilo verdim, bildiğin liposan için yaptım. 36 yaşında da yok. Yani zayıflayamıyorum ki ben. Yani 36 yaşında 10 kilo verdim, 10 santime yakın uzadım, 9 santim uzadım. Ve abi en önemlisi de biliyor musun? Kendime bu işi yapabilirsin dedim ve yaptım. Kendime gurur duyuyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Bu karşılıklı bir süreç oldu. Yani sizin yardımlarınız olmasaydı bu kadar başarılı olamazdım. Ben bu kadar iradeli, özgüvenli olmasaydım bu başarıya ulaşamazdım. Bence burada karşılıklı bir takım çalışmasıyla umarım sorunları cevaplayabilmişim. Abi son noktayı kesinlikle dünyaya koyduğun gibi. Evet, eyvallah. Bu saatten sonra hayatında neler değişecek kardeşim? O çok merak ediyorum. Abi bu çok güzel bir soru. Benim için de yani sürpriz. Ben onu bazen hayal ediyorum. Yani neler olacak diye. İnan çok güzel şeylerin benim ekliyorum. Hissediyorum tabii, biliyorum. Bilmiyorum desem nasıl olur? Yani hakikaten böyle bir heyecan, sürpriz gibi olacak. Bundan sonraki süreçte ben çok eminim, çok iyi biliyorum ki çok daha iyi olacak ama neler olacak bunun konusunda artık sürprizlere bırakıyorum kısmı. Ailem bilmiyor benim bu işi yaptığımı. Belki o yüzden çok fazla onların vereceği tepkileri biraz merak ediyorum. Mesela bundan sonraki süreçte onlar acaba nasıl tepki verir? Ama onun dışında olumlu şeyler bekliyorum. Benim için önemli olan şey bunu yapabilmekti. Yani bundan sonraki süreçte ya ben bunu yaptım hissi bile bana yetiyor, biliyor musun? Yaptım ben bunu. Yani emeğinin karşılığını verdim, yani olması gerekeni yaptım ve çok güzel. Yani az önce fotoğraflara baktık, fotoğraflarda şunu hissettim ben. Benim bacaklarım kısaymış, ya benim boyum değil, aslında bacaklarım kısaymış. Benim böyle bir ameliyat ihtiyacım var, aslında estetik bir ameliyat değil mi? Bildiğim, yani mecburi bir ameliyatmış yani, onu fark ettim. Ve iyi ki de yaptım dediğim andı o an ve yani en son dedim ki ya işte bunu yapmış olmak ve bundan sonra süreçte başıma ne gelirse gelsin abi yaptım ben bunu ya, yani başardım yani, anlatabiliyor muyum? O his bile bana yetiyor. How you feel? Very good. Tomorrow is removing. Yarın bitiyor. Geliyoruz, büyük geliyoruz. Şimdi Almanlarda çok güzel bir laf var arkadaşım. Şey diyoruz, Hesterdum, Seydlerdum, çok kullanıyorum bunu. İlk izlenim hafızalarda kalır, son izlenimde hafızalara kazınır diye bir şey var. Şimdi ben seni ilk tanıyorum, böyle bakıyorum adam uzun boylu. İster istemez bir çekiniyor insan. Bu kadar basit yani. Sen şu an Almanya'da uzun süre, Hollanda'da da ortalaması. Evet, evet. Hollanda bilmiyorum, çok uzun. Amerika'da uzun uzun, yani her yerde, İtalya'da, her yerde, Türkiye'de uzun bir adamsın abi. Eyvallah. İlk yaptığımız mülakat hatırlıyor musun? Orada ben bir şey demiştim. Yani aslında ilk biriyle tanıştığınızda %55-60 oranında first impression, yani ilk body, yani vücudunuzun görüntüsü. Uzun boylu insanların yani iş hayatında bir ne kadar başarılı olabileceği. Aslında bu fiziksel bir şey. Yani insanların algılarında, bilinçaltında uzun boy ister istemez bir güven veriyor karşı tarafa. İnsan ilişkilerinde ciddiyet katıyor. Yani ister istemez aslında biz insanları %56-60 ilk first impression dediğimiz ilk izlenimle karşılıyoruz.
boyun uzun olmasının burada bir etkisi var tabii ki. Hani görüntünüz de aslında karşılanırsınız, karakteriniz de uğurlanırsınız diye bir güzel bir söz var. Hatta Türkçemizde çok güzel. Yani sen fiziksel anlamda güçlü bir duruşla karşılığını etkiliyorsun, karakterinle süreci devam ettiriyorsun. Çok şükür ben karakterli bir insan olmaya çalıştım hayatım önce, inşallah da daha da iyi olurum. Buna bir de fiziksel bir de bahsettiğin gibi bir etki beklendiği zaman, evet ondan sonra gibi yani az önce sorunun ben cevabını şu an verebilirim. Hayatım ben çok daha güçlü, çok daha donanımlı, çok daha sonuç olarak çok daha olumlu geçecek diye ümit ediyorum. İnşallah. Sorun hak ediyorsun. Son bir sorun kaldı, sonra seni yollayacağım. Şimdi günümüzde böyle artık markalar hayatımızda, işte ne bileyim iPhone, Apple, ne bileyim araba markası, her şeyde bir marka var biliyorsun. Şimdi ileride olur da bizim kendi çapımızda bir markamız, insanların hayatını değiştiriyoruz diyoruz. Belki o anda mutlu edemiyoruz ama bir ömür mutlu edebiliyoruz. İleride olur hakkında ne düşünüyorsun? Yani açık ve net hisseli bir merak ediyorum. Abi, bir ileride olur hakikaten benim hayatım var o konuda ya. Yani benim kesin hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bir yer oldu. İlk kere burayla yaptım bu işi. Farklı yerler vardı bak, yani bakmıştım. Gerçekten medikal takımından fizyoterapi ekibine, güvenliğinden yemekhanedeki arkadaşlara, herkes böyle birbirine çok iyi kenetlenmiş bir süreç. Yani dediğim gibi yani ben çorabımı giyemiyorum mesela. Yani adam gibi çorabımı yıkıyordu mesela. Yani hiçbir şekilde yani bakmam sanma şeyi olmadan yapıyordu bunu. Ben hatırlarsam, 3 ay içerisinde sana çok kez söyledim. Senin aslında protein bir başarı çok güçlü bir ekibinin olması, çok kaliteli, çok hakikaten insana yardım etmeyi seven. Yani o yüzden harika bir iş çıkarmışsınız. Sadece böyle bir ekip oluşturduğun için. Yani bu ekibin dışında zaten binanın kendisi, işte aletler, edevatlar, cihazlar, onların zaten teknolojik anlamda büyük bir getirisi var. Kesinlikle onun çok büyük faydasını gördük. Yani markasınız abi. Ben yani diğer markaların yanınıza da yakışamayacağını düşünüyorum. Fiyatınız biraz pahalı ama kesinlikle sonuna kadar yapabiliyorsunuz. Ben İngiltere'de ekonomi okudum, yüksek lisanslı. Orada maliye etkililik analizi diye bir şey vardı, bir kavram vardı. Bir şeyin ücretinin yüksek olmasına değil de sana kattığı etkinliğe, sana kattığı faydaya odaklan. Hatta maliye etkililik analizinde bir oranı vardır. O oran olarak, oran üzerinden değerlendirilir aslında bir şeyi aldığınızdaki değer. Fiyatınız evet yüksek. Ama etki o kadar büyük ki aklınıza dahi gelmiyor. Ya ben niye bu kadar şu ödeme yaptım? Çünkü diğerlerle karşılaştırdığınız zaman en açık konuşacağım. Fiyat farkı var. Ama kesinlikle hizmet kalitesi bu fiyat farkını kapatıyor ve aklınıza dahi gelmiyor. Çok çok sağ olun açık sözlüğün için. Çok kısa ben de bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar haklı gerçekten. Diğer yerlere göre fiyatımız evet pahalı, katılıyorum. Fakat burada kendisi de gördü. Kendisi zaten Türkiye'de de yaşıyor. Amerika'da evet, Türkiye. Evet. 55 insan çalışıyor burada ve Halil Hoca'yla birlikte oturup şunu konuştuk. Dedi ki biz daha çok hani çok hasta ameliyat edip çok kazanacağımıza az hasta ameliyat edelim ama kalitemizi yükseltelim diye bir düşünceye girdik. Çünkü arkadaşlar bu hani bir telefon, bir araba değil. Yani hani kırıldığında ya hadi en kötü yenisini alayım ne olacak? Yine çalıştım alırım demek değil bu. Yani şu adamın bir bacağı gittiğinde bunu hiçbir para birimiyle satın alamazsınız ve hiçbir şekilde bunun iyileştirilmesi yok. Ha. O bakımdan biz de dedik ki yani hani dikkatimizi 1000 tane hastaya atıyorum, 200 tane aynı hastaya dağıtacağım. Biz de dedik ki abi yok, biz 40 hasta yapalım, az hasta yapalım, öz yapalım ve hani verebileceğimiz eforu verelim. Yani bu hastaya, yani sen hastalarımızdan bir tanesin değil de sen bizim için özelsin, önemlisin ve sen burada teksin hissini vermek istedik. İnşallah öyle bir his verebilmişsiniz. Aynen öyle. Hani böyle Alman atasözü geldi aklıma. Hatta tam cuk diye oturuyor buraya. Hatta atasözü emin değilim. Boş'un eski CEO'sunun sözü olması gerek. Ucuz ayakkabı olacak kadar zengin değilim diye bir laf var. Wow. Yani o kadar derin bir anlamı var ki. Yani siz ucuz bir ayakkabı aldığınızda o ayakkabıyı bir ay sonra iki ay sonra tekrardan almak durumundasınız. İşte tekrardan para ödüyorsunuz. Yani farklı bir yerde yani daha fiyatı uygun diye gidip de yani Allah korusun için değişik komplikasyonlar yaşayıp zaten maddi anlamda bir, yani zaten bir külfete giriyorsunuz, onun kenarı koyuyor. Bir de bu işin hani o utility dediğimiz fayda kısmında bedeninizden, canınızdan, sağlığınızdan ödüyorsunuz. O yüzden evet fiyatlarımız daha tuzlu ama kesinlikle yani fayda anlamında ben kesin iyi ki buradayım diyebiliyorum. Çok çok teşekkürler kardeşim. Allah razı olsun yani. O kadar yarın insanlara da bayağı bir yol göstermiş oldun. Çok soruyorlar çünkü seni çok merak edecekler. Müthiş bir fark var sende. Estağfurullah. Son olarak arkadaşlar kalite ucuza satın alınamaz. Yoksa kalite diye bir şey olmazdı. Anlamı olmazdı. Çok teşekkürler kardeşim. Seni bir sağlık veriyorum. Canım ben alttan bir geleyim abi.
Arkadaşlar videoyu bitirmek istiyorum. Boynum ağrıyor artık çünkü adama böyle bakıyor. Böyle bakacağım, böyle yürüyeceğim. Gözler vardı. Seviyor musun? Çok sağ ol. Of. Bu gerçek mi bu? Abi böyle bir şey yok ya. Bu gerçek değil mi? Şok, Photoshop. Abi şaka. Abi çok güzel kardeşim. Çok güzel. Ya, benim ayaklarım küçük güzel, ben onu fark ettim. Yani, sen... yani ayaklarım kısa, aslında benim boyum değil, ayaklarım kısa.